Herkese merhaba. Serisini yapmayı planladığım videoların ilkiyle karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi bu videolar iş yerindeki kombinler ve kurtarıcı parçalar üzerine olacak. Bugün de ilk olarak ofis için kullanılabilecek kurtarıcı parçaları ve aynı zamanda birkaç tane de o parçalarla oluşturduğum kombinleri göstereceğim sizlere. Umarım beğendiğiniz bir video olur. İsterseniz ilk kurtarıcı parçamız ile hemen videomuza başlayalım. İlk göstermek istediğim kurtarıcı parça bence ister çalışma hayatı olsun, isterse normal yani günlük hayatınızda olsun bir dolabın vazgeçilmez parçası kesinlikle siyah bir etek olmalı. Bunun boyu hiç önemli değil ama eğer iş yerinde çalışıyorsanız bence diz hizasında veya biraz diz altını geçecek şekilde olması bence çok daha kullanış açısından da çok daha uygun olur. Görüntü açısından da çok daha güzel olur. İş yeri için bahsediyorum bu tabii ki etek boyuna. Ama bence siyah etek kombinlemesi çok basit parçalardan bir tanesi. Örneğin bunun üzerine eğer günlük hayatınızda kullanacaksanız basic bir tişört ile çok rahat kombinleyebilirsiniz. Altına spor kullanabilirsiniz. Ama eğer ki özel yani iş hayatınız varsa iş hayatınızı da şu şekilde güzel, şık bir gömlek ile tamamlayabilirsiniz. Bunun rengi hiç önemli değil. Ben şu anda temsili olarak bunu gösteriyorum. Yani gömlek olduğu için bunu gösteriyorum. Daha çok mesela beyaz kullanılıyor. Siyah beyaz çok zaten güzel bir kontrast oluşturuyor bence. Ama mutlaka evinizde, dolabınızda siyah bir etek ve bir adet de gömlek bence özellikle ofis hayatında çalışanlar için kesinlikle çok 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 kurtarıcı parçalardan iki tanesi. Şimdi ben size bu iki parça ile iki parçayı nasıl kombinlediğimi göstereceğim. Hep birlikte görelim. Oluşturduğum ilk kombin bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi siyah bir etek ve üzerine normal bir gömlek ile bu şekilde rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Şöyle. Bu şekildeydi ilk kombinimiz. Şimdi sizlere daha yakından göstereceğim bu kombini. Bu şekilde alta hafif topuklu bir ayakkabı giyerek, klasik bir siyah topuklu bir ayakkabı giyerek çok rahat bu kombini oluşturabilirsiniz. Şu anda ben altıma siyah ince bir çorap giydim. Onun altına da görmüş olduğunuz gibi klasik bir siyah ayakkabı giydim. Eteğin detaylarına gelecek olursak, etekte bu şekilde hafif belimin yukarısına gelen boyda ve tam diz hizamda bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi iş yeri için bence oldukça uygun bir etek tarzı. Bu şekilde. Gömleğe gelecek olursak, gömlek şöyle önünde kurdelesi olan gömleklerden. Ama siz normal yaka gömlek de kullanabilirsiniz tabii ki. Ben içine siyah bir atlet giyerek bu şekilde şifon olduğu için içinin gözükmemesini istediğimden dolayı bu şekilde kombinledim. Ve eteğimin içine soktum. Hafif de şu şekilde dışarı sarkıttım. İlk kombinimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada ikinci kurtarıcı parça ve onlarla birlikte oluşan kombinleri göreceksiniz. İkinci kurtarıcı parça olarak kesinlikle bence yine her kadının, her bayanın dolabında olması gereken parçalardan bir tanesi bence blazer ceket. Ben şu şekilde bir blazer ceket göstereceğim şimdi sizlere. Bunun rengi, modeli hiç önemli değil. Kesinlikle bunu her şeyle kombinleyebilirsiniz. Pantolonla, etekle. Yani benim mesela üzerimdeki şu gömlek farklı bir renk olmuş olsaydı ben bunu üzerine geçirebilirdim. Etekle de kombinleyebilirdim. Bu şekilde de çeşitlendirebilirsiniz kombinlerinizi. Aynı zamanda
Bence bu yüzden kesinlikle bir blazer'ın her bayanın dolabında olması gerekli diye düşünüyorum. İkinci kurtarıcı parça ise kesinlikle siyah bir elbise. Şu şekilde. Benimkisi yine dizin birazcık altında biten boylarda siyah bir elbise. Uzun kollu olabilir, kısa kollu olabilir, hiç fark etmez ama bence siyah elbise özel günlerinizde de rahatlıkla giyebileceğiniz, iş hayatınızda, ofis hayatınızda da rahatlıkla ay bugün ne giysem diye düşündüğünüz zaman hemen elinize ilk atacağınız parçalardan bir tanesi olmalı. Bu yüzden de bence siyah bir elbise kesinlikle dolabınızın bir köşesinde bulunmalı diye düşünüyorum. Şimdi sizlere bu iki parça ile yaptığım kombini göstereceğim. İkinci olarak kombinimiz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi içime siyah elbisemi giydim ve üzerime de blazer ceketimi geçirip rahatlıkla iş yerine gidebilirim. Bu arada saç önerisi de sizlere göstermek istedim. Bu şekilde arkadan hafif enseden biraz yukarıda olan bir at kuyruğu ile de bu kombininizi daha da güzelleştirebilirsiniz. Şöyle. Oldukça klasik parçalardan oluşan ama kesinlikle kurtarıcı olduğunu düşündüğüm parçalardan oluşan bu kombini şimdi dilerseniz biraz daha yakından görelim. Yine bu şekilde ince bir çorap ve yine görmüş olduğunuz gibi klasik bir topuklu ayakkabı ile kombinlemeyi tercih ettim bu kıyafeti. Eteğin boyu, elbisenin boyu hafif diz üstümü geçecek boyda. Ama bence iş yeri için rahatsız edici bir boy değil ki altına da bu şekilde koyu bir çorap giydiğimiz için zorlamayacak bir kombin. Ceket kısmına geldiğimizde ise ben dirsek hizasında biten blazer ceketi tercih ettim. Ama dediğim gibi blazer'ın nasıl olması hiç rengi falan hiç önemli değil. İş yerine uygun olduğu sürece kesinlikle her tarzda blazer giyebilirsiniz. İster önü düğmeli olarak da kullanabilirsiniz, isterseniz benim gibi bu şekilde düğmesiz bir blazer ceket de tercih edebilirsiniz. Benimkisi bu şekildeydi. Sırada üçüncü kurtarıcı parçalarımız var. Bence yine her bayanın dolabında olması gereken ürünlerin başında siyah bir kumaş pantolon geliyor. Kesinlikle her dolapta olması gereken bir parça diye düşünüyorum yine. Yine ister özel, ister iş yerinizde kullanmak üzere kesinlikle kurtarıcı parçaların en başında gelen bir tanesi varsa o da kumaş bir pantolon. İkinci olarak ise az önce bahsettiğim beyaz bir gömlek. Ben beyaz gömlek kullanmayı günlük hayatımda çok seviyorum. Çalışmayan bir bayan olmama rağmen kesinlikle beyaz gömlek benim vazgeçilmez. Ve her şeyde çok rahat bir şekilde kombinleyebileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir beyaz gömlek bence yine bir bayanın dolabında olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi olmalı. Şimdi bu iki parçayla yaptığım kombini hep birlikte görelim. Üçüncü kombinimiz de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolonla yapmış olduğum bu böyle bir kombin. Bu şekilde. Kolumda görmüş olduğunuz gibi pembe bir saat var. Ofis hayatı demek sadece siyah, beyaz ya da işte renksiz ürünler kullanmanız anlamına gelmiyor tabii ki. Üstünüzde her yeriniz cıvıl cıvıl olmasa bile ufak tefek bazı aksesuarlarınızla bence kombinlerinizi çok çok daha renkli hale getirebilirsiniz. Örneğin ben şimdi ayakkabı olarak fuşya bir ayakkabı kullandım. Bunu da şimdi hemen size yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde fuşya çok az bir topuğu olan ve siyah ve beyazla kombininin güzel olduğunu düşündüğüm böyle bir ayakkabı
giymeyi tercih ettim. Saatimle birlikte de, şu anda tabii ki ojelerimle birlikte de oldukça uyumlu olduğunu düşünüyorum. Pantolon da bu şekildeydi. Şöyle. Hafif basen kısmı biraz bol olan pantolonlardan alta doğru kalem biçiminde inen pantolon şekillerinden. Ben bu tarz pantolonları çok rahat ve güzel buluyorum. Kullanışlı buluyorum. Gömlek ise daha hakim yaka mı deniyor buna tam bilmiyorum ama o tarz yakalardan ve yine gömleğimi pantolonumun içine sokmayı tercih ettim. Ve hafif yine dökümlü olarak bıraktım. Bu şekilde. Ve yine içi biraz göründüğü için siyah bir atletle kombinlemeyi tercih ettim. Beni size gösterebileceğim kurtarıcı parçalardan oluşan kombinlerim bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu serinin ikinci videosu yine çok yakında kanalımda olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hoşçakalın. Bye bye.